Anaya bak anaya, beden 3-5 babaya. Gözlerin ana görsün, kızdırırsan görürsün. Hem iyi kalplidir, hem de gaddar. Bizim anada ne yollar var? Anaya bak anaya, bedel 3-5 babaya. Anaya bak anaya, bedel 3-5 babaya. Huyu kurusun biraz dayıdır, iyilik etmeye bayılır. Şakaya gelmez ama şakacı da sayılır. Anaya bak anaya, bedel 3-5 babaya. Anaya bak anaya, bedel 3-5 babaya. Zalimi tepeler, acizi kollar. Zekadan yana şeytanı sollar. Ana bizden yana, helal sana bu yollar. Anaya bak anaya, bedel 3-5 babaya. 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 Ana! Evet, al bakalım çaycılar güzeli bu ayki maaşın. Sağ ol anacığım, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen de sağ ol kızım, güle güle harca. Civciv! Hah, burada mısın? Ayın 15'inde 200 bin lira avans almıştın ya, onu kesmedim. Teşekkürler ana, sağ ol ana. İspiyoncu! Buyur ana. Sen maaşından hariç 500 bin lira daha istiyordun değil mi? Evet ana, dayımın oğlu evleniyor da ona bir hediye tamam, alacağım. Tamam tamam, nereye harcarsan harca, al bakalım. Çok çok sağ ol ana. Gel bakalım jilet. Bu çocuk da hep içeride. Kısmete bak, bizim pederin arabasının aynısını arakladık. Kaza yaptıktan sonra sana vermiyordu değil mi? Aman vermesin, bütün arabalar bizim nasılsa. Peki şimdi George'a mı gideceğiz? George'da para olmadan mal vermiyordu, para bulmamız gerek. İyi de oğlum, nereden bulacağız? Karşımıza ilk çıkandan bulacağız, çaktın değil mi? Aa, süper bir gece. Sustalın yanında mı? Ben boş gezer miyim keçi? Taksi durmadı bile bu manyak. İşte bir gece yarısı kısmeti. Senin bir şişko belli. Arabayı alma numarası. Yes canım. Sen camı aç yumurtla. Okey. Aa, beyefendi, buyurun, nereye gidiyorsanız sizi götürelim. Çok sağ olun. Deminden beri taksi bekliyordum. Bu vasıta derdi çok zor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kes tıraşı şişko. Ellerini havaya kaldır yoksa enseni oyarım. Baba bu vay soygun ha. Boşalt şunun ceplerini. Tamam.
Oo, tabancası da varmış. Very good, aleti ver bana. Uzan biraz, iyi gelir. Vay be! Ulan baba, bana yapılır mı bu be? Hayır, piyasadan olsalar yüreğim yanmaz. İkisi de iyi aile çocukları ya. İyi aile çocukları ama susalı taşıyor her gele. Ya, enseme dayadı. Öteki kız mıydı dedin? Genç kız ya. Tabancan da gitti, paran da gitti ama iyi ki canın gitmedi. Öyle. Yeter, uzatmayın. Sana yeniden ödeme yapacağım ispiyoncu. Sağ ol ana. Hadi şimdi dağılalım. Herkes işinin başına geçsin. Buyurun. Ha Akif, merhaba canım. Annen burada, veriyorum. Anacığım, Akif arıyor. Oğlum ne haber? Ne? Bu gece Hakan'larda mı kalacaksın? O niye o? Hakan'la birlikte ders çalışacağız anne. Yarın yazılımız var. Yok, annesiyle babası Londra'dalar. Biz Hakan'la beraber sabaha kadar ders çalışacağız. Bana bak, kendinizi fazla yormayın. Uykunuz gelince yatın uyuyun, tamam mı? Tamam anne, yorulunca uyuruz, merak etme. Hoşça kal. Hey, oldu bu iş. Çok ne güzel yalan attın. Niye yalan olsun? Annenle baban Londra'dalar, yalan mı? Ayrıca uykumuz gelince de uyuruz. Sabaha kadar dans edeceğiz, uyumak yok. Disko kapanana kadar dans. Tamam kızım, sen kendine bak. Ben bomba gibiyim. Hadi yürü, pizza saatim geldi. Zaten çocuklar bekliyor. Yeşim yine okul Herif'le mi gelecek? Hani kolejliyle? Yok, bir haftadır Berke'yle takılıyor. Hadi yürü. Selam beyler, bebeği olmayanlar. Ooo, süper bir rastlantı. Saçmalama yeşim, burada buluşmayacak mıydık? Berke'yle daha önce tostlaştınız değil mi? Selam. Selam, seni iyi gördüm Berke. Hayvan gibiyim. Hey, gelenlere bak. Hey! Hey, ne haber kız? Beyler, pizza mı takılacağız? İstersen lahmacun yiyelim ha. Selam. Ne o kızım? O saçlarının durumu ne öyle? Enginara dönmüşsün. Hoş geldiniz Şeyh Muz Bey. Kızım ona esteri takma takma, bak ben buradayım. Gözümde lens yok ki bugün Şeyh Muz Bey. O zaman lens tak. Ne diyeyim yahu? Gözlükten hoşlanmıyorsun. Sonra da görüntü ses ayarını karıştırıyorsun. Ama sesimden bir şikayetim yok ki. Tamam. Sesini biraz kıs. Sesini biraz kıs, beni dinle. Dinliyorum. Muazzez abacıyı dinliyor sanki. Mest oldu. Dinle beni. Bana anayı bağla. Ona iki çift lafım var. İki çift lafı var, bağlıyorum. İş güç derken Akif'i çok boşluyor. Oğlunu bugün bir gazeteciyle beraber gördüm. Hiç gözüm tutmadı. Gerçi senin üstüne vazife değil ama gene de teşekkür ederim. Bana arkadaşlarına ders çalışmaya gideceğini söylemişti. Bak bak bak, lafı nereden alıp nereye bağladı? Eğer evli olsak ona baba gibi sahip çıkarmış. Yalan mı söylüyorum? O zaman Akif'e gereken ilgiyi gösterir, kiminle geziyor, nerelere gidiyor öğrenirdim. Onu vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirirdim. Cart kaba kağıt! Vatana millete senin ne hayrın dokundu da oğlumu yetiştirmeye kalkıyorsun. Bana bak Akif, sen de eğer ders çalışacağım diye beni işletip orada burada sürtüyorsan elimden çekeceğim var. Çocuğu! Umarım olay çıkartmaz.
Demek takılmaya devam ediyorsunuz. Sana Aysu'dan uzak dur demiştim, anımsadın mı? Aysu senden ayrılalı 3 ay oldu sakın. Artık ona karışamazsın. O bizim çetenin kızıydı. Senin gibi zeka özürlü bir metalciyle birlikte olamaz. Uzatma sakal. Seninle 6 ay takıldım ve bitti. Hepsi bu. Hepsi bu. Ben senin hayatındaki en önemli herifim. Benim sayemde kadın oldun, yalan mı? Aa, evet. Bekaret konusunda haklısın. Ama ben şimdi Birkan'ı seviyorum. Seviyormuş. Aşık olur mu be? Teoriye aykırı. Bana bak, leşini sermemi istemiyorsan buradan defol. Şimdi burada façanı bozmamı ister misin aile çocuğu? Sana soruyorum, ister misin? Hafif gelirsin sakal. Ya ben seni burada delik deşik edersem? Sana soruyorum, Fırtınalar Çetesi'nin aşağılık reisi göbermek ister misin? Tamam dostum. Bu sefer sen kazandın. Ama bu her şeyin sonu değil, unutma. Yine gidiyor, yine gidiyor. Sorarım şimdi sana. Yetti be. Kravatına düğümü kattığımın adamı. Herkesin erkeği gece eve geliyor. Sen geceleri evden gidiyorsun. Ben gecelerin adamıyım Leyla. Ayrıca senin erkeğin falan da değilim. Ya kimin erkeğisin Şehmur? Hiç kimsenin. Ben kendime aitim. Şaşırtma beni, bak yine bağlayamadım. Ben bağlarım koçum. Kravat kolay da. Seni nasıl kendime bağlasam acaba? Şu koca İstanbul'da gitmediğim büyücü kalmadı. Bana büyüm iyi işlemez. Paranı boşuna kaptırma. Boğacağım seni. Öldüreceğim seni. Seni hiçbir kadına yar etmeyeceğim Şehmuz. Feministlerden özür dilerim. Mahkemeye versem öldürmeye tam teşebbüsten muhabbet yersin. Şimdi de yerlerde yatıyorum. Seyirciye pozumu atıyorum. Ama sen vicdansız Şehmuz. Beni Bünyanalıların üstünde bırakıp anaya gidiyorsun. Anaya mı gidiyorum? Saçmalama. Adamlarımı alıp Kel Besat'ın sevgilisinin çalıştığı lokale gideceğim. Singapur'dan gelecekler var. İş görüşmesi yapacağım. Keşke senin dediğin gibi ana ile buluşsaydım. Ama şimdi o kim bilir nerededir? Ne yapıyordu? Aklı fikri sende. Mangal gibi bir yüreği var adamın. Dur bakayım, adının baş harfi de Ş. Aman onu seyirciler de biliyor falcı Fikriye Hanım. Adı Şehmuz. Sen onu bırak da bana biraz Akif'ten söz et. Mafya anasıyım ama önce oğlumun anasıyım. Onu çok seviyorum. Başı dertte. Hey, Hakanlar'da ders çalışırken uyumak yok. Uyumuyorum anne. Aman Çağla. Helal sana Akif. Zaten az sonra uykumuzu açacak nefis bir olay yaşayacağız. Soygun mu yine? Ne ayı? Soygun olur mu kızım? Parası bulmak için tahsilat. Ne yapalım, bu gece pederin arabayı kaldırdık ama parası bulamadık. Yaşa kız Tanya. Seyirciyi mest ettin. Beni de zengin ettin. Bu lokalin sahibi her gece 3 milyonu avucuma koyuyor. Ben de 500 binini sana veriyorum. Geçinip gidiyoruz. Kel Behzat abi, seyirciye durumu anlatmak için kendi kendine konuşman yakışık alıyor mu? Bu çok çok eski bir numara. Ne yapayım be kardeşim? Karşıma kimseyi oturtmadılar ki onu anlatayım. Hazırlanın bakalım. Singapur işi yattı galiba. Adamlar gelmedi. Ufak ufak yiyelim artık. Sanatçıya ayıp olmaz mı baba? Ben önden gidip arabayı hazırlayayım. Beyler bayanlar, koca karının çantası yüklüymüş.
George'a gidebiliriz. Bunu atalım ve yolumuza devam edelim. Ben bu işi sevmedim usta. Birincisi ben kullanmam. İkincisi de bu yaptığınız düpedüz soygunculuk. Üstelik olay bence... İyi aile çocuğu ya, bu tür işlere alışkın değil. Aha, yes, anlıyorum. Sanki annesi hayır kurumunda çalışıyor. Milleti tokatlayan üç kağıtçının oğlu değil sanki. Kadın kendi dalgasında bu neler diyor. Hayret bir şey. Bana bak Birkan, annemi karıştırma fena olur. Ne bozuluyorsun lan? Hangimizin annesi babası dört dörtlük ha? Çok mu ilgileniyorlar bizimle? Sözüm ona, çağdaş olmak, demokrat davranmak işlerine geliyor. Gece sabaha kadar ne bok yediğimizden haberleri var mı? Bizimkiler her gece yemekte kumarda. Bir yıldır kadın olduğumu bilseler kafayı üşütürler. Of, sıktınız ama. Bizimkiler Londra'da. Şimdi bize gidip biraz kafa yapalım. Kapatın bu meseleyi. Tamam, ananız babanız çok ilgisiz. Ama sizin de böyle olmanız gerekmez. Ters geliyor bana bu işler, tamam mı? Canın cehenneme iyi aile çocuğu. Bizi beğenmiyorsan git ananın mafyasıyla çalış. Parayı paylaşırken kavga mı çıktı? Disko'dan beri sizi izliyoruz. Soygunu yaptıktan sonra çetenin reisi seni şutladı. Ben onun çetesinden falan değilim. Soygun olayına karşı olduğum için onlardan ayrıldım. İyi yaptın canım. Onu dövemediğimize göre şans sana güldü. Evet beyler, başlıyoruz. Ama bir hata yapıyorsun. Güzel. Dur bakalım, dur. Nadia'dan sonra şimdi biraz kavga seyredeceğiz. Beyefendi, beyefendi göremiyoruz. Çek tutun. Kalkma öyle çocuğum. Akif bu, Akif. Koşun çocuklar. Hadi. Yardım edelim. Hey, gelenler bak, duyelim. Akif, oğlum benim. Şey yani mesela. İyi misin Akif? Kötüyüm Şehmuz abi. Sansür yerime vurdular. Hey, kaçmayın lan, kaçmayın alçaklar. Ettik mi lan bu ha? Dört kişi bir kişi döver mi lan? Bayıltmayın bu adamı. Allah Allah. Ne biçim delikanlı lan bunlar? Vay namussuzlar. Seni bacağından bıçaklamışlar. Çabuk olun. Akif'i hastaneye yetiştireceğiz. Yardım edin. Geldik Şehmuz abi. Gece hayatı. Abuk sabuk arkadaşlar. İnsan genç yaşta harcanır gider be. Ana bu çocuğa analık yapamıyor. Oysa ben babası olacaktım ki. Her zaman söylerdim sana. Arkadaş seçerken dikkatli olmak gerekir. Ailesinden kopmuş, kötü yollara sapmış kimselerden uzak durmak gerekir. Tamam anne, tamam. Tamam anne, tamam. Büyüklerin söylediklerini faso fiso dinliyorsunuz. Sonra da papazı buluyorsunuz. Hak. Hak. Haklısın ana. Sen niye öyle ayaklı vazo gibi kaldın? Koysana o çiçeği bir yere. Vazo bulamadım ana. Annen doğru söylüyor Akif. Biz küçükken hayatı bizden daha iyi bilenlerin deneylerini dikkate alırdık. Etrafımızda hep iyi arkadaşlar vardı. Ana be, keşke küçükken tanışsaydık seninle değil mi? Üstümüzde siyah önlükler, boynumuzda beyaz yakalar. Hoppala, hayal kurmanın sırası mı be? Kim bilir, belki bu yollara düşmezdik. Bambaşka bir hayatımız olurdu. İlkokul arkadaşı olsaydık ve hiç ayrılmasaydık... ...çok şey değişirdi be ana, düşünsene. Kaptım işte. Gel buraya. Uyuma kız. Gel bak, sana bir şeyler söyleyeceğim. Ebyo. Akıllım bitiyen benim adım Ebyo değil ki de. Bizim zamanımızda Ebyo moda değildi. Olsun, ben bir kere böyle hayal ettim. Sen hep böyle hayal kurarsan büyüyünce aç kalırsın, aç... Ben büyüyünce çok zengin olacağım, çok para kazanacağım, sonra da seninle evleneceğim. Oo, öğretmeni söylemezsem, öğretmenim canım benim, Şehmuz bana kaka kaka şeyler söylüyor. Kız, buraya gel, buraya gel, bir daha sana evlenme falan teklif etmeyeceğim. Yalandan kim ölmüş? Neyse ana, ben gideyim artık. Ha, bence Akif'e biraz daha iyi göster. Çocuk yetiştirmek kolay değil. Ben Akif'in babası olsam her şey kolay ama. Ne yani? Akif iyi yetişsin diye seninle evlenmek zorunda mıyım? Ee,
İnsanlar çocuklarının mutluluğu için nelere katlanıyorlar? Merak etme. Ben onu mutlu etmesini biliyorum. Ayrıca çevresindeki serserilere de ne yapacağımı biliyorum. Selam. Selam Akif. Sakalın yaptıklarını az önce öğrendim. Üzgünüm. Geçmiş olsun. Bu. Sen ne diyorsun ya? Görteceğim seni. Alçak. Dur bakayım ispiyoncu, dur bakayım. Demek sen bir soyguncusun ve de Akif'in arkadaşısın. Kapatın şu kapıyı. Ben polise telefon etmeye gidiyorum. Çek şöyle, çekil. Şu hayat ama matrak be. Efendim? Hayat diyorum. Ne garip. Soygunu yaptı, sonra gelip kendi ayağıyla yakalandı. Evet öyle oldu. Efendim? Haklısın demek istedim. Ya aslında bunlar lafın gelişi laflar. Bana baksana Şehmuz, lafın gelişi laflar ne demek? Türkçe mi bu? Elbette Türkçe ve tercümesi şu. Hani filmlerde mutlu son diye bir olay vardır ya. Bir sürü şey yaşanır. Sonunda kadın ve erkek birbirine bakarak gülümserler. Ben de diyorum ki ana. Senin ne diyeceğini biliyorum ama deme istersen. Finali gene gülerek yapacağız bak. Siz filmi gülerek bitireceksiniz diye beni görmeniz şart mıydı? Dayak yedik işte. Tanya paraları tırtıkladığımı çaktı, bebeni marizledi. Meğer karateciymiş. Babası onu karateci olarak yetiştirmiş. Gülmeyin be. Ne gülüyorsunuz be? Ay, babası onu karateci olarak yetiştirmiş. Ay sinirim bozuldu. Demek çok iyi yetiştirmiş. Bakalım siz çocuklarınızı nasıl yetiştireceksiniz? Güleceğinize biraz da bunu düşünün. Mesajımı attım gidiyorum. Hadi eyvallah.